Şu an elimizde çözeltinin içine koyduğumuz zaman %100 iyonlaşan bazı kuvvetli asitler var. HClO4 perklorik asit, HCl hidroklorik asit, HBr hidrobromik asit, HI hidroiyodik asit, H2SO4 sülfürik asit, HNO3 ise nitrik asit. Öncelikle nitrik asidi kullanarak basit bir hesap yapalım. Mesela nitrik asidin 0,03 molarlık çözeltisinin pH'ını bulmaya çalışalım. Burada aklımıza bulundurmamız gereken bir nokta nitrik asidin kuvvetli bir asit olması. Yani çözelti içinde %100 iyonlaşması. Elimizde nitrik asit ve H2O yani su varsa nitrik asit suya bir proton verecektir. Eğer su bu protonu kabul ederse, buyurun buradan buyurun derse tahmin edeceğiniz gibi H3O artı yani hidronyum iyonuna dönüşecek. Diğer yandan nitrik asit bir proton kaybettiği zaman geride kalan şey NO3- ya da nitrat iyonu. Nitrik asit kuvvetli bir asit olduğuna göre burada %100 iyonlaşma elde ediyoruz. Yani başka bir deyişle her şey ürüne dönüşüyor. Bu başlangıçtaki nitrik asidin derişimi ise aynı zamanda oluşan hidronyum iyonlarının da derişimi olacak. Yani elimizde kuvvetli bir asit olduğuna göre hidronyum iyonlarının derişimi 0,03 molar olacak. Şimdi pH'i hesaplamak için yapmamız gereken ilk şey tabii ki pH'in tanımını hatırlamak. pH eşittir hidronyum iyonlarının derişiminin 10 tabanına göre eksi logaritması. Yani tek yapmamız gereken bu değeri denklemin içine yerleştirmek. Demek ki pH 0,03'ün 10 tabanına göre eksi logaritmasına eşit. Şimdi hesap makinemizi alalım ve bu hesaplamayı yapalım. Evet, elimizde ne vardı? Eksi logaritma 0,03. Bu işlemin sonucu 1,52. Yani bulduğumuz sonucun yuvarlanmış hali. pH 1,52'ye eşit. Virgülden sonra kullanılan basamak sayısı burada 2 olduğuna göre bulduğumuz sonucu buraya yazarken de 2 basamak kullanmalıyız. Aslında biliyor musunuz? Tüm bunları yazmak yerine çok daha kısa bir yolla kullanabiliriz. HNO3 %100 iyonlaşarak H artıya NO3- dönüşüyor diyebiliriz. Aynı şeyi daha kısa bir şekilde yazabiliriz. Eğer bu kısa yolu kullanacaksak pH tanımını da şu şekilde değiştirebiliriz. pH eşittir H artı iyonlarının derişiminin eksi logaritması. Yine yukarıda yazdığımın aynısını yapıyoruz. Anladık değil mi? Kuvvetli asitlerden sonra şimdi kuvvetli bazlara bakalım. Ama kuvvetli baz olarak da burada sadece metal hidroksitlerden konuşacağız. Mesela sodyum hidroksit, potasyum hidroksit, kalsiyum hidroksit ve magnezyum hidroksit. O zaman şimdi bir problemi çözmemizin zamanı geldi. Hadi sodyum hidroksitin 0,2 molarlık çözeltisinin pH'ını bulmaya çalışalım. Tabii öncelikle sodyum hidroksitin kuvvetli bir baz olduğunu hatırlayalım. Yani suyun içinde %100 iyonlaşma elde edebiliriz. Evet, doğru duydunuz. Yine %100 iyonlaşma elde edeceğiz. Sodyum hidroksitin sodyum artı ve OH- iyonlarından oluştuğunu biliyoruz. İyonlaşma sonucunda elde edeceğimiz şeyler sodyum katyonu ve hidroksit anyonu. Na artı ve OH- iyonları suyun içinde olacak. Eğer elimizde 0,2 molar sodyum hidroksit varsa çözeltideki hidroksit iyonlarının derişimi de 0,2 molar olmalı. Çünkü sodyum hidroksitin kuvvetli bir baz olduğunu, bu nedenle de %100 iyonlaşabildiğini biliyoruz. Hidroksit iyonlarının derişiminin 0,2 molar olduğunu bulduğumuza göre şu an yapmamız gereken şey çözeltinin pH'ını bulmak. Bunu bulmanın bir yolunu yazacağım. Denklemi kullanacağım. Yani hidronyum iyonlarının derişimi çarpı hidroksit iyonlarının derişimi eşittir 1 çarpı 10 üzeri -14. Bu denklemi daha önce videolarımızdan da hatırlayabilirsiniz. Yapacağımız şey hidroksit iyonlarının derişimi için bulduğumuz değeri bu denkleme yerleştirmek. Bilinmeyen hidronyum iyonlarının derişimi için kısaca x diyebiliriz. Yani x çarpı 0,2 eşittir 1 çarpı 10 üzeri -14. Bu hesaplamayı yaptığımız zaman bulacağımız şey yani x hidronyum iyonlarının derişimi olacak. Hesaplamamıza göre sonucumuz 5 çarpı 10 üzeri -14. Artık hidronyum iyonlarının derişimini bildiğimize göre de çözeltinin pH'ını da hesaplayabiliriz. pH eşittir hidronyum iyonlarının derişiminin eksi logaritması. Bence bu hesabı buradaki hesap makinemizde yapalım. Hesap makinemizi kullanarak pH'i bulalım. pH eşittir eksi logaritma 5 çarpı 10 üzeri eksi 14. Sonuç olarak elde ettiğimiz değer 13,3. O zaman bunu da buraya yazabiliriz. pH eşittir 13,3. Aslında bu problemi çözmenin başka bir yolu daha var. Hatta farklı bir yol içinde ben de farklı bir renk kullanabilirim. Aslında hidroksit iyonlarının derişimini biliyorsak çözeltinin pOH'ını da biliyoruz demektir. Öyle değil mi? pOH eşittir hidroksit iyonlarının derişiminin eksi logaritması. Burada kullanacağımız değer 0,2. Bu şekilde pOH'ı bulabiliriz. pOH hidroksit iyonlarının derişiminin eksi logaritmasına eşit olduğuna göre tek yapmamız gereken bu işlemi yapmak. Eksi logaritma 0,2. Bulduğumuz sonuç 0,7. Yani pOH 0,7'ye eşit. 0,7. Sırada pH'i bulmak var. Bunu yapmak için de başka bir formülü hatırlamamız gerekiyor. pOH eşittir 14. Bulduğumuz pOH değerini yani 0,7'yi buraya yerleştirirsek elde edeceğimiz pH değeri 13,3. Sonuç olarak hangi yolu kullanırsak kullanalım bulacağımız değer aynı olacak. Dersi bitirmeden son bir problem daha çözelim. Öncelikle soruda bize ne verildiğine bir göz atalım. Elimizde 0,11 gram kalsiyum hidroksit içeren 250 mililitrelik hacme sahip bir çözelti var. Bu çözeltinin pH'ını bulmamız gerekiyor. Elimizde kalsiyum hidroksit varsa sizce çözeltinin içinde neler olacak? Çözeltinin içinde olacak şeyleri söylüyorum. Kalsiyum iyonları ve tabii ki hidroksit iyonları. Ama öncelikle bu tepkimeyi denkleştirmek gerekiyor. Yani buraya 2 eklemeliyiz. Bu çözeltinin içindeki her bir kalsiyum hidroksit için 2 mol hidroksit elde edeceğiz demek oluyor. Öncelikle elimize kaç mol kalsiyum hidroksit olduğunu bulalım. 0,11 gram kalsiyum hidroksitimiz var. Bunu buraya yazalım. 0,11 gram kalsiyum hidroksit. Mol sayısını bulmamın yoluysa bu sayıyı molar kütleye bölmek. Kalsiyum hidroksitin molar kütlesi 74 gram bölü mol. 0,11 gramı 74 gram bölü mole bölersek gramlar birbirini götürecek ve elimize sadece mol kalacak. Bu işlemini hesap makinesiyle yapabiliriz. 0,11 bölü 74 0,0015'e eşit. Elimizde 0,0015 mol kalsiyum hidroksit var. Bu değer aslında elimizde kaç mol hidroksit iyonu olduğunu da gösteriyor. Tek yapmamız gereken bu sayıyı 2 ile çarpmak. Çünkü daha önce de bulduğumuz gibi bu ikisinin arasındaki oran 1'e 2. Yani hidroksit iyonunun mol sayısını bulabilmek için bulduğumuz sayıyı 2 ile çarpmamız gerekecek. Çarptığımız zaman elde ettiğimiz sayı ise 0,003. Çözelti içindeki hidroksit iyonlarının mol sayısı 0,003. Biraz önce kalsiyum hidroksitin mol sayısından bahsediyorduk. Ama mol sayısı tabii ki bizim çözeltinin pH'ını bulmamız için yeterli değil. Şimdi yapmamız gereken hidroksit iyonlarının derişimini bulmak. Formülümüz mol sayısı bölü çözeltinin hacmi. Çözeltinin hacmi tam 250 mililitreydi. Önce mililitreyi litreye çevirelim. 250 mililitre 0,25 litre olacak. 0,003 bölü 0,25 litre. Bu işlem bize hidroksit iyonlarının derişimini verecek. O zaman bu hesaplamayı da yapalım. 0,003 bölü 0,25 eşittir 0,012 molar. Hidroksit iyonlarının derişimini 0,012 molar olarak bulduk. Artık bunu bildiğimize göre çözeltinin pH'ını da biraz önce anlattığım yöntemlerden biriyle kolaylıkla bulabiliriz. Mesela şu hidronyum iyonlarının derişiminin hidroksit iyonlarının derişimine çarpımının 1 çarpı 10 üzeri eksi 14'e eşit olduğu denklemi kullanabiliriz. Başka bir deyişle bu değeri alıp bu eşitliğin içine yerleştirebiliriz. X çarpı 0,012 eşittir 1 çarpı 10 üzeri eksi 14. Kendimize burada az daha yer açalım ve bu hesaplamayı çabucak bitirelim. Yapmamız gereken 1 çarpı 10 üzeri eksi 14'ü 0,012'ye bölmek. Elde edeceğimiz değer 8,3 çarpı 10 üzeri eksi 13. Bunu da buraya yazalım. X 8,3 çarpı 10 üzeri eksi 13'e eşit. Peki burada bilinmeyen x neydi? Hatırlayacağınız gibi x hidronyum iyonlarının derişimini gösteriyordu. Artık hidronyum iyonlarının derişimini bildiğimize göre pH'ı da bulabiliriz. pH bu derişimin 10 tabanına göre eksi logaritmasına eşit. Yani 8,3 çarpı 10 üzeri eksi 13'ün eksi logaritması. Bu da son yapacağımız hesaplama olsun. Eksi logaritma 8,3 çarpı 10 üzeri eksi 13. Sonucumuzun 12,08 olduğunu görüyoruz. Demek ki pH 12,08'e eşit. Böylece problemi de tamamen çözmüş olduk. Dikkat ederseniz kalsiyum hidroksit baz olduğu için bazik aralıkta bir pH değeri bulduk.